Sizin meseleye bakışınızı öğrenelim, öyle devam edelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu 6 liderin bu tarihi zirvesini? Ondan sonra işte burada HDP ya da TİP gibi bir takım sol bileşenlerin olmaması, hani hadi şu an için diyelim ki böyle bir çalışmanın içerisinde baştan beri zaten o konsepte bulunmadılar ama bundan sonra o alanlara da açılacak bir şeyin, bir yelpazenin önemi. Salim Bey dedi ki, ya dedi hani şu ittifak, şu resim dedi belki seçim ittifakı açısından yeterli olabilir ama rejimi değiştirme ittifakı açısından asla yeterli olmaz dedi. Evet. Ne dersiniz Tanju Hocam? Evet, iyi akşamlar Gökmen Bey ve iyi akşamlar değerli konuklar. Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekir. Yani bu fotoğraf karesine isimlendirmek gerekse yarın benim politik yoldaki yazında kullandığım ismi kullanabilirim ben. Yarının Türkiye'sine inşa yolunda ilk politik harç. Neden ilk politik harç? Biraz önce Sayın Bila ifade etti. Yani 1960'lardan günümüze Türkiye'de siyasi partilerin aralarında kurmuş oldukları ittifakları veri aldığımızda böyle bir ittifak arayışı, mutabakata dayalı ve geniş hedefli ittifak arayışı ilk ve tek örnek olarak dikkat çekiyor. Neden? Çünkü genelde karşılaştırma siyaset bilimi çalışmalarında dünya örnekleri şunu gösteriyor. 6 temel amaç doğrultusunda siyasi partiler aralarında ittifak yapıyorlar. Bu yakın zamanda değil tabii. Yani örneğin Lüksemburg'da 1902'den beri Sosyal Demokrat Parti ile Liberal Lig'in ittifak yaptığını biliyoruz. En yakın tarihte Budapeşte Belediye Başkanlığı için 2019 yerel seçimlerinde yapılan ittifak var. Yine son İsrail seçimlerinde 12 yıllık Netanyahu iktidarın sonrası için yapılan arayışlar, ittifak arayışları ve olumlu neticelenmesi. Dolayısıyla dünyada sıklıkla rastlanan örnekler. Şimdi bir, ittifak yapmanın nedeni seçimlere ortak katılım. İki, seçim sonrası ortak hükümet kurma, hükümete dış destek verme, iktidarı seçimle değiştirme, siyasal sistemin unsurlarını değiştirme ve belirli ortak politikaları belirleme. Şimdi bu ittifak arayışı örneğine baktığımızda dünyadaki örneklerden ayrılan sadece bir tane unsur var. O unsur da hükümete dış destek verme. Böyle bir şey söz konusu değil. Onun dışında seçimlere ortak katılma amacını da içeriyor. Siyasal sistemin unsurlarını değiştirmeyi de içeriyor ya da belirli ortak bir politika demeti belirlemeyi de. Şimdi bu açıdan bakıldığında neden ilk politik harç? Evet, dediğimiz gibi tek örnek olması dışlayıcı mı? Sayısal anlamda bakıldığında parlamento içi ve parlamento dışında etkin birer politik güç olarak en azından söylem, iddia, vaat anlamında olan partileri kapsamaması anlamında dışlayıcı görünmekle birlikte bu dün akşam açıklanan mutabakat metnindeki satır aralarını okuduğumuzda aynı zamanda dışlayıcı değil kapsayıcı bir metin olduğunu görüyoruz ki asıl kapsayıcılık söylem düzeyinde bu metne yansıdığı şekliyle değil de güçlendirilmiş parlamenter sistem için getirilen, öngörülen mekanizmalar aracılığıyla açığa çıkacak. Mesela %3'e düşürülmesi ulusal barajın, özellikle parti içi demokrasinin işlemesine yönelik bir takım öneriler. Şimdi bu açıdan bakıldığında doğrudan doğruya mesela metin içinde güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini hazırlayan bizler etkin ve katılımcı bir yasama ki mevcut Alaturka başkanlık sisteminde olmayan şeffaf ve hesap verebilir yönetim tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz. Dolayısıyla demokratik, adil, şeffaf hesap verilebilirlik, evet aritmetik anlamda dışlayıcı ama şey anlamında bakıldığında, hedef anlamında bakıldığında kapsayıcı bir hedefe odaklanmış durumda. Yine özellikle bu Cumhur İttifakı ile birlikte gittikçe
otoriterleşen, içe kapanan Türkiye'ye karşılık şu düşüncenin dillendirilmesi de çok önemli. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit, özgür, vatandaş olarak gördüğü, düşünceleri özgürce ifade ettiği, inandığı gibi yaşayabildiği bir Türkiye inşası. Bu açıdan bakıldığında da tam anlamıyla bir kapsayıcı demokrasi inşası yolunda atılmış bir adım. Ama tabii ki sürecin kolay işleyeceğini söylemek mümkün değil. Çünkü ideolojik anlamda pozisyonları çok farklı olan, farklı kökenlerden gelen siyasal partilerin birlikteliğine dayanıyor. HDP katılsaydı ne olurdu? Şimdi bu aşamada meseleye biraz aritmetik olarak da bakıyorlar ve özellikle seçimde oy kaybetmeme kaygısı da mevcut bu 6 partiyi, HDP'yi dışarıda tutmaya itiyor. Öyle bir izlenim Tanju hocam, itiyor. Tanju hocam, şu HDP konusunu biraz daha öteleyelim. Orada ayrıca sizin yorumunuzu rica edeceğim. Evet. Ama benim çok kısa yorumlamanız kaydıyla bir sorum olacak. Ben sosyal medyada baktım. Özellikle hani biraz daha hani yelpazenin daha solunda olduğunu tahmin ettiğim bir takım sosyal medya kullanıcıları, gazeteciler, efendim siyasi aktörler, şunlar bunlar. Hani şu fotoğrafa bakıp da efendim oy veresim geliyor mu derseniz benim veresim gelmiyor şeklinde bir takım yorumlarda bulunan şeyler gördüm, kişiler gördüm. Şimdi o bana şunu düşündürttü. Bu fotoğrafa biz ne gözle bakacağız? Yani efendim hepsinin programının içimize sindiği, hepsinin siyasi geçmişinin içimize sindiği, dolayısıyla hadi rahatlıkla oy verelim diyeceğimiz bir blok gözüyle mi bakacağız buna? Yoksa başka bir işlevi mi var fotoğrafın? O konuda bir yorumunuzu rica edebilir miyim? Şimdi bu fotoğraf karesi içindeki bütün politik aktörler ve temsil ettikleri partilerin Türkiye siyasetine müzakere ve mutabakat temelli yeni bir siyasal kültür inşası konusunda üzerlerine düşeni yapmakta olduğu şeklinde bir izlenim ediniyorum ben. Her biri kendi siyasal ajandasını, kendi ideolojik pozisyonunu koruyor. Burada amaç, evet, seçimde işbirliği ise işbirliği, siyasal sistemin unsurlarını değiştirmekse evet, ama bugün gelinen noktada da özellikle diğer parlamento dışı partilere veri aldığımızda, yani ekonomiye bakış, Türkiye'nin demokratikleşme meselelerine ilişkin çok da zıt görüşlere sahip değil. Daha pragmatik gerekçelerle özellikle mevcut iktidarın bir şekilde sonlanması için zaruri bir oy kullanma davranışı olarak okumak gerekir bence. Peki. Seçmen açısından. Peki. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu zirvenin ardından ilk kez Fikret Bila'ya konuştu. Sayın Bila, hem burada konuşulanları duydunuz, hem de Kemal Bey'in size yaptığı açıklamalar ışığında açıklamaları bize aktarmak ve aynı zamanda da bu açıdan sizin meseleyle ilgili yorumunuzu almak üzere size veriyorum sözü. Evet Gökmen, teşekkür ederim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu doğrudan sordum. HDP niye bu masada yok? Bu masada olması gerekirdi. HDP yok sayılıyor şeklinde yorumlar var, eleştiriler var diye. Ne diyorsunuz diye sordum. Sayın Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi. Dedi ki bu masa işte 4 aya yakın süredir 6 partinin ortak yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmasını yapan partilerden oluşuyor. Tarifi budur dedi. Yani genel başkan yardımcılarının, 6 partinin genel başkanının yürüttüğü çalışmanın sonucunda bu 6 partinin, bu metin üzerinde uzlaşan 6 partinin bir araya gelmesi. Dolayısıyla 6 partili sınır olmasının sebebi bu şeklinde bir ifade bulundu. Ayrıca HDP'yi yok saymıyoruz. Yani bu masada olmaması HDP'nin yok sayıldığı anlamına gelmiyor manasında. Çünkü biz HDP'yle de görüşüyoruz. Hala temaslarımız sürüyor. Onlar gelip bize görüşlerini anlatıyorlar. Biz gidip görüşlerimizi anlattık. Bundan sonraki süreçte de yine dedi HDP'liler görüşlerini bizimle paylaşmak isterlerse gelirler, bize anlatırlar. Biz ihtiyaç duyarsak paylaşmamına gider HDP'lilere anlatırız. Temasımız devam eder. Kamuoyuna zaten açıklıyoruz. Bu yönüyle bir sorun yok dedi Sayın Kılıçdaroğlu açık bir şekilde. Zaten HDP'nin de Millet İttifakı'na katılmak gibi bir talebi yok.
milletvekili seçimlerinde kendi ittifaklarıyla seçime gireceklerini, Cumhurbaşkanlığı adayı ve seçimi konusunda ise ilkeler üzerinden duruma bakacaklarını ifade ettiler. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığı isim üzerinde tartışılmaya başlandığında HDP'nin ilke olarak gündeme getirmek istediği konuların da ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla da diğer liderle de görüşüleceği kanaatindeyim. Şimdi Tanju Hocam çok güzel yorumladı metni. Bu bütün mesajlarına katılıyorum. Şu ifadeyi şöyle de yorumlamak mümkün. Yani HDP'yi kastederek söylüyorum. Şimdi diyor ki metinde Türkiye'nin istişare ve uzlaşma ile çözülemeyecek sorunu yoktur. Bu bir kere uzlaşmanın daha da genişleyeceği ve uzlaşma arayışının daha geniş olduğunu ifade ediyor. Bir, burada HDP'ye dönük de bir mesaj var. İki, yine diyor ki herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş hissedeceği bir sistem kuracağız. HDP'nin şikayeti aslında burada düğümleniyor. Eşit ve özgür değiliz anlamında şikayetleri var. Bence orada da HDP'ye dönük bir mesaj var. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi de bu konuda şikayetleri sık dile getiren bir parti. Oraya da bir mesaj var diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu partilerin mutlaka bu masaya da olmaları, mutlaka Millet İttifakı'na katılmaları gerekmiyor. Ama nihai hedefte özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde uzlaşırlarsa fiilen Millet İttifakı genişlemiş olacak. Peki. Nerede genişlemiş olacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama herkes yine milletvekili seçiminde kendi partisine oy verecek. O bakımdan ben Salim Bey kadar doğrusu karamsar değilim. Yani bu altı farklı parti genel başkanlığının demokrasi yeniden inşa etmek gibi çok önemli bir amaçla bir araya gelmeleri, hocamın örnek verdiği gibi İsrail'de yaşandı, görüldü, Macaristan'da denenmeye çalışılıyor. Peki. Bir başlangıç olması bakımından çok çok değerli. Bunun yani pozitif tarafı, toplanmış olmalarının pozitif yönü ittifak içinde olması gereken başka partilerde var diye ifade eden eksikliklerden çok daha büyük ve anlamlı diye düşünüyorum. Peki. Hemen bir reklama gidelim.